Yeni fragman analiz videosundan herkese merhaba. Öncelikle Yaman ve Seher'in çok sevimli bebeklerinin olmasını istiyorsanız, ayrıca Yaman'ın Seher'e güvenmekten vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz öğrenmiş olalım. Seher ve Yaman'ı bekleyen sürpriz haber ne? Yaman, Seher'e duygularını açıklayacak mı? Seher ve Yaman'ın sahte evlilikleri gerçek olacak mı? İkbal, planlarında başarıya ulaşabilecek mi? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizimizin yeni bölümünde Seher, Yaman'ın telefonunda kendi fotoğrafını gördü. Seher bu fotoğrafı görünce çok sevindi. Çünkü Yaman'ın her zaman aklında olduğunu anladı. Önceki bölümlerde de Yaman, Seher'de kendi fotoğrafını fark etmişti. Çiftimiz artık birbirlerini sevdiklerinin farkında. Bu yüzden ilk olarak Yaman, Seher'e aşkını açıklayacak. Seher de Yaman'a aşık olduğu için çok sevinecek. Artık birbirlerine olan itirafları da gerçekleştiğine göre, çiftimizin evliliklerinin gerçeğe dönüşmesi için hiçbir engel kalmamış gibi gözüküyor. Seher ve Yaman için artık güzel günler onları bekliyor. Çünkü Seher ve Yaman birlikte olacak. Bunun sonucunda da Seher'den sürpriz bir haber gelecek. Seher, Nadire anne ile doktora gidecek. Doktor, Seher'e hamile olduğunu söyleyince Seher ne yapacağını bilemeyecek. Ardından Seher, Yaman'a bir bebeklerinin olacağının haberini verecek. Yaman da bu müjdeli haberi duyduğunda çok duygulanacak. Tabii bu haberi duyan İkbal ve Zuhal sinirden deliye dönecek. Çünkü Zuhal, Yaman'ı tamamen kaybettiğini düşünmektedir. Bu yüzden Zuhal artık kendisine engel olamayacak. İkbal ise kendi planlarını gizliden devam ettirecek. Bu sebeple de Yaman, Zuhal'in gerçek yüzünü görünce onu konaktan atacak. Ama bir süreliğine daha İkbal konakta kalıp kötülükler yapmaya devam edecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa hem hayatı hem de aşkları ciddi derecede zarar görebilir. Diğer yandan Kara, İbrahim'e kızmıştı. İbrahim'in kalbi kırıldığı için Kara'dan uzaklaşacak. Ama sonradan Kara pişman olacak. Ve Kara, İbrahim'in kalbini düzeltmek için elinden geleni yapacak. Hatta bu konuda Kiraz da Kara'ya yardımcı olacak. Kara ve İbrahim aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduktan sonra sevgili olacaklar. Bundan sonra Kiraz ve Ali de birbirlerine duygularını açıklayacak. Yani yakında Kiraz ve Ali'nin de sevgili olduğu sahneleri seyredeceğiz. Peki sizce İkbal, Seher ve Yaman'ı ayırmayı başarabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Seher ve Yaman için artık çok güzel günler başlıyor. Çünkü çiftimizin evlenmesiyle her şey yeniden düzenlenecek. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher yakınlaşmaya başlayacak. Yaman'ın önceki amacı Yusuf için Seher ile evlenmekti. Ama Yaman'ın unuttuğu bir şey vardı. O da Seher'in temiz kalbini sevip onu kendisine aşık etmesiydi. Yaman Seher'e aşık olunca tüm fikirleri değişmiş oldu. Yaman bu sayede kötü karakterinden de kurtuldu. Hatta Arif Baba ve Yaman konuşurken Arif Baba ona müjdeyi vermişti. Çünkü Arif Baba ona aşka güvenirsen sana ihanet etmez evlat demişti. Yaman'ın Seher'e olan aşkı artık tamamen anlaşılacak. Aslında Yaman aşkını gizlemeyi istemişti. Ama sonrasında Seher Yaman'ın kendisine aşık olduğunu fark edecek. İlk olarak Yaman sabredemeyip Seher'e aşkını itiraf edecek. Seher de Yaman'a aşık olduğu için çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Zaten Yaman için bu evlilik gerçek bir evlilikti. Çünkü Yaman, eğer Seher benimle evlenirse gerisi kendiliğinden gerçekleşecek diye belirtmişti. Yani Yaman'ın bu konuşması Seher ile olan evliliğinin gerçeğe dönüşeceğini kanıtlamaktadır. Seher şimdilik Yaman'dan utansa da yakında ona iyice alışacak.
Seher Yaman'la evlendikten sonra bu evliliğin hayallerindeki gibi olduğunun farkına varacak. Yani bundan sonra Seher ve Yaman'ın aşk dolu sahnelerine şahit olacağız. Tabii bu vakte kadar onların artık çok dikkatli hareket etmesi gerekecek. Çünkü hatırlarsanız İkbal yine kötü planlarını hazırlamaya başlamıştı. Seher'in konaktan ayrılması için sahte kanıtlar hazırlamıştı. Yakında sahte kanıtları İkbal ve Zuhal yeniden hazırlayacak. İkbal ve Zuhal, Yaman ve Seher'in birlikte uyumadıklarını gördüklerinde bu evliliğin formalite olduğunu anlayacaklar. Bunun üzerine İkbal hemen harekete geçecek. Ayrıca İkbal tehlikeyi en aza indirebilmek için Zuhal'i kullanacak yine. Bunun üzerine İkbal tüm topladığı sahte delilleri Zuhal'e verecek. Zuhal de sahte delilleri aldığı gibi Yaman'ın yanına koşacak. Zuhal yine Yaman'a Seher'in para avcısı olduğunu söyleyecek ve Zuhal Yaman'a Seher'den ayrılması gerektiğini söyleyecek. Yaman da Zuhal'i kızıp onu oradan kovacak. Zuhal de Yaman'ın masasına sahte delilleri bırakacak. Yaman'a diyecek ki eğer bana güvenmiyorsan bu delilleri incelemelisin. Zuhal'in bu konuşması ilk başta Yaman'ı çok sinirlendirecek ama daha sonradan bu şüpheler Yaman'ı rahat bırakmayacak. Yaman ise Zuhal'in kendisine verdiği sahte delillere göz atacak. Yaman sahte delilleri görünce neye uğradığını şaşıracak. Çünkü Yaman Seher'in bir dolandırıcı olamayacağını sanıyordu. Ama Yaman şimdilik Seher'e az da olsa güvenmeye devam edecek. Çünkü Seher'den ayrılırsa Yusuf'u sosyal hizmetlerin götüreceğini biliyor. Bundan dolayı Yaman Seher ile olan evliliğini devam ettirecek. İkbal'in tek bir amacı ise Kırımlı mirasını ele geçirmektir. Bu yolda elinden geleni yapacak. Önceleri Yaman ve Seher'i ayırmayı düşünecek. Bu planlarında başarılı olamayacağını anladığında ise Seher'i ortadan kaldırmayı isteyecek. Ama Yaman sayesinde Seher'e hiçbir zarar gelmeyecek. Çünkü Yaman Seher'i koruyacak. Selim ise Seher'in Yaman ile evli kalmaması için çaba gösterecek. Çünkü Selim Seher'e takıntılı bir şekilde aşıktır. Ama Seher Selim'e asla evet demeyecek ve Selim mahvolacak. Bu yüzden Selim'i zorlu günler bekliyor. Ali ve Kiraz birbirlerine aşık olmuş durumda. Çünkü ikisi de her an birbirlerini düşünmektedir. Ama Ali ve Kiraz'ın aşklarını birbirlerine anlatmaları zor olacak. İlerleyen bölümlerde Ali ilk adım atan taraf olacak ve Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Ama onların önünde Sultan Ala engeli olacak. Çünkü Sultan Ala Ali ve Kiraz'ın birlikte olmasını istemiyor. Bu yüzden önceleri onları ayırmayı deneyecek. Ama sonradan Sultan Ala hata yaptığının farkına varacak. Bugünkü analiz videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.